Değerli basın emekçileri, öncelikle geçmiş Ramazan bayramımızı kutlayarak basın toplantısına başlamak istiyorum. Ve iyi bir gün, iyi bir mesai diliyorum hepinize. Öncelikle bugün 29 Haziran 2017. 10 yıl önce bugün bir barış insanı, siyaset insanı olduğu kadar barış insanı Orhan Doğan'ı kaybettik. 10. yıl dönümü. Orhan Doğan bu parlamento çatısı altında görev yaparken de daha sonra buradan bir darbeyle 2 Mart 1994 darbesiyle alıkonulup 10 yıl cezaevi yatma sürecine tabi tutulurken de bu ülkenin birliği, bütünselliği, bütün farklılıkların bir arada yaşamasına olan inancı ve mücadelesinden asla vazgeçmemiş bir barış ve demokrasi insanı. Yalnız bundan 4 ay önce memleketi olan Cizre'de Orhan Doğan'ın Cizre Belediyesi tarafından yapılmış olan anıtı oraya 3 imzayla atanmış ve Cizre ile aidiyet bağı geçici bir süreliğine atanmışlık üzerinden kurgulanan bir kayyum tarafından yıktırıldı. Bu 4 ay önceki uygulamanın tezahürü farklı kayyum belediyelerinde karşımıza çıkmaktadır. Bunu kabul etmediğimizi, şiddetle kınadığımızı birazdan vereceğim örneklerde olduğu üzere bu uygulamaya girişenlerin kayyum olarak zorla atandıkları yerlerde halkın gönlünü kazanma, onların yöneticisi olma gibi bir derdi yoktur. Atanmışlık üzerinden geçici bir görevi ifa etme, zorunluluğu, yükümlülüğü ve o halk karşıtlığı üzerinden bilinciyle hareket ediyorlar. Bazıları o halkın değer yargılarına bu şekilde saldırarak ve oraya da açığa çıkmış heykel, büst ve anıtları yıkarak karşımıza çıkıyor. Bazıları ise ki bu büyük çoğunluğunun genel karakteristiğidir, orayla maddi bağ kurarak belediyenin imkanlarını kişisel veya grupsal yolsuzluklar üzerinden kendi hesaplarına geçirme çabası içerisindedirler. Bunu Diyarbakır'da, Van'da, Ağrı'da, Şırnak'ta, Mardin'de sayısız örnekleriyle karşılaşmaktayız. Değerli basın emekçileri, yine bugün 29 Haziran, tam 92 yıl önce Şeyh Said İstiklal Mahkemelerinde verilmiş bir karar neticesinde idam edildi. Cumhuriyetle yaşıt olan Kürt meselesine dönük belli düşünceleri olan bu mücadele insanına dair bugün toplumun farklı kesimlerinden farklı yorumlar gelse de Cumhuriyet tarihinde özellikle resmi yetkililerin izahı üzerinden söylüyorum. Kürt meselesinin içerisine silahın bir yöntem olarak karışmasının ilk örneğidir. Belki o gün çözülmediği için hala bütün çabalarımıza rağmen silahı Kürt meselesinde yöntem olmaktan çıkaramıyoruz. Bir devlet aklı hala Kürt meselesini Kürtleri bu ülkenin özgür, eşit, bütün haklarını kullanan, eksiksiz kullanabilen bir noktasına getiremediği ve kabullenmediği, bu konuda açığa çıkmış olan demokratik meşru mücadele yöntemlerini de şiddetle bastırdığı için hala silah Kürt sorununda maalesef bir yöntem dışına çıkarılmış değildir. Bu yönüyle de hala mezarları bulunamamış olan, torunları tarafından yapılmış bütün başvurulara rağmen, mezarının yeri bilinmesine rağmen maalesef açığa çıkarılmamış, ailesine, çocuklarına, torunlarına teslim edilmemiştir. Değerli basın emekçileri, yine 29 Haziran 2013 günü, 4 yıl önce bugün Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kalekol yapımını o dönemki çözüm sürecinin ruhuna uygun bulmadığı için demokratik gösteri hakkını kullananlar üzerine ateş açılmış. Orada Medeni Yıldırım adlı genç hayatını kaybetmiş ve 8 yurttaşımız ise yaralanmıştı. O gün etkin soruşturma yürütülmedi.
olay yerinde açığa çıkmış ve askerlerin silahlarından çıkmış olan 317 boş kovana rağmen olay yeri incelemesi ancak 2 yıl sonra yapılmış ve bu konuyla ilgili ne bir tutuklama, ne bir karar, ne de herhangi bir failin açığa çıkarılması söz konusu olmamıştır. Kürt coğrafyasında demokratik gösteri hakkına, demokratik protesto hakkına, etkinlik hakkına dönük bu şiddet olaylarının failleri cezasızlıkla karşılaştığı için hala şiddeti körüklemekte, bu ülkede maalesef barış olgusu bir türlü gündem olamamaktadır. Değerli basın emekçileri, Orhan Doğan'ın anıtının yıkılmasının bir kayyum örneği olarak sunmuştuk. Aynen Diyarbakır'daki Kayapınar kayyumunun Roboski anıtını yıkması veya Kızıltepe kayyumunun 3 imzayla orada geçici olarak bulunan bir memurun uygulaması olarak Uğur Kaymaz anıtının yıkılması gibi, en son bir hafta önce Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde Ahmet-i Kani, ki iktidarın sıklıkla göndermeler yaptığı, referans gösterdiği, edebi kişiliği, bilim insanı olma hali ve yaşadığı dönemin bir bilge kişiliği olarak kabul edilen Ahmet-i Kani'nin heykeli yıkıldı. Ve Ahmet-i Kani'nin orada bir anıtının varlığına tahammülsüzlük maalesef bir gelenek haline getirilmekte, bölge halkına kayyumu nasıl algılamaları gerektiği konusunda açıkçası yardımcı olmaktalar. Bölge halkının zaten kayyumlara bir bakış açısı var. Bölge halkı nefesini tutmuş, yapılacak bir yerel seçimde o kayyum şahsında siyasi iktidara bir sille atmayı bekliyor. Ve bölge halkının iradesine saygısızlığı büyütmenin, onların gözünde kayyumun ne anlama geldiğini daha açık yöntemle göstermenin dışında, onların tepkisini, öfkesini bu antidemokratik uygulamaya, bu baskıcı, gaspçı uygulamaya karşı bakış açılarını güçlendirme dışında hiçbir şeye hizmet etmeyecektir. Çünkü kayyumun Ahmet-i Kani'yi anlamasını falan beklemiyoruz. Onun bilge kişiliğini, onun edebi eserlerinin özellikle Kürt halkının vicdanında nereye tekabül ettiğini bilmelerini falan anlamıyoruz. Zaten anlayanların gelebileceği yöntemle orada bulunmuyorlar. Bir memur olarak orada bulunan bu kayyumlar oraya özellikle toplum iradesine nasıl saygısızlık yapılması gerektiği konusunda uygulamalarıyla ön plana çıkma görevi verilmiştir. Bizim için oradaki memur gelip geçicidir. Aynen bu uygulamalarla toplum vicdanında dejenerasyona uğramaya başlamış olan bu iktidarın artık geçici olma halini yaşamaya başlaması gibi. Bizim için muhatabımız oradaki o memur, geçici memur değildir. Muhatabımız onu orada görevlendirmiş ve bu görevleri vermiş olan siyasi iktidardır. Buradan halkımıza çağrımızdır. 500 yıl önce eşsiz eserler yazmış. Eserleri farklı dillere çevrilmiş. Eserleri türkülere, söylencelere, şiirlere, sinemaya, tiyatroya konu olmuş Ahmet-i Kani'ye dair hiç moralinizi bozmaya gerek yok. Cumhurbaşkanı yeri geldiğinde, başbakanken ya da cumhurbaşkanıyken, referandum, seçim çalışmaları yürütürken Ahmet-i Kani'ye güzellemeler dizmesini biliyor. Fazla değil. Bundan 2,5 yıl önce Şırnak Havaalanı'nın açılışında özellikle Ahmet-i Kani'yi, Mele-i Cizire'yi, Mele-i Hüseyin-i Bate'yi anmaktan geri durmayan ve bir yerel seçim öncesi onların oylarını alma çabası içerisine giren Cumhurbaşkanı'nın Kültür Bakanlığı üzerinden Ahmet-i Kani'nin eserlerinin, eşsiz eserlerinin basıldığı kurgusuyla övünen Cumhurbaşkanı, acaba onun heykeline karşı o geçici memurun bir uygulama biçimi olarak bu saygısızlığına dair ne düşünüyor, merak ediyoruz. O övdüğünüz eserlerinin eşsiz edebi eserler olduğunu söylediğiniz, bir gönül insanı olarak addettiğiniz, bir bilim edebiyat insanı olarak addettiğiniz Ahmet-i Kani'ye bu saygısızlığa dair bir kelamınız yok mu? Yoksa yine Ahmet-i Kani'ye sahip çıkmak için bir seçim mi bekliyorsunuz? O seçim öncesinde
geçici pragmatist duygularınızı mı gündeme getireceksiniz? Buna dair söyleyelim. O seçim geldiğinde halk sizi çok daha iyi tanımış olduğu için iş işten geçmiş olacak. Değerli basın emekçileri, özellikle belli dönemler vardır ki insanların, toplumların tarihinde çok önemli sınav dönemlerine tekabül eder. Her birimiz, bu ülkeyi oluşturan her fert, her topluluk olarak. Maalesef ifade etmeliyim ki bir ahlak sınavından geçtiğimiz günler, bir vicdan sınavından geçtiğimiz günleri yaşıyoruz. İki eğitimci ve akademisyen şahsında, yani Nuriye Gülmen ve Semih Özakça şahsında bir ahlak sınavından, bir vicdan sınavından geçilen günleri yaşıyoruz biz. Bu ahlak sınavından hangimizin geçip geçmeyeceği tartışmalıdır şüphesiz. Bu ahlak sınavının açıkçası alnı ak başı dik çıkanı olmayacaktır. 80 milyon insan olarak belki de birkaç gün sonra az biraz vicdanımız depreştiği anda utanacağız, başımız öne eğilecek. Bu arkadaşlarımızı kaybettiğimiz andan itibaren hiçbirimizin söyleyeceği söz, edebileceği dua, belirtebileceği iyi niyet temennisi olmayacaktır. Çok suni kalacaktır. Şimdiden bu işe bugüne kadar 114 gündür çözüm bulamamış bu ülkenin bir siyasetçisi olarak onların şahsında mahcubiyetimi, utancımı ifade etmek isterim. Bu saatten sonra onların aşık grevine başlama ve sonradan da tutuklanma gerekçesi yapılan gerekçelerini ortadan kaldıramamış olmanın, bunun mücadelesini tam yürütememiş olmanın eksikliğini yaşadığımızı ifade etmek isteriz. Bu faşist politikadan bu ülkeyi yönetenleri döndüremediğimiz için, onların oraya hapsedilmesi kirliliğine engel olamadığımız için, onların üzerine çalınmaya çalışılan kara lekeleri ortadan kaldıramadığımız için mahcubuz onlara karşı. Yoksa müsebbibi biz değiliz. Elimizden geldiğince o ve sesi olmaya çalışan arkadaşlarının dili olmaya çalıştık, sözü, kelamı olmaya çalıştık biz. Parlamento içinde, parlamento dışında. Yükseldi açlık grevindeyken kendilerini iki defa bizzat ziyaret etmiş, bir defa telefonla konuşmuş biri olarak söylüyorum. O zaman da ifade ediyordum. Mutlaka bu garabete son vereceğiz dedik. Mutlaka bu anlamlı eylemlerinin sonuç alıcı olacağı ve kendilerine de, ailelerine de, bu ülkenin ahlakına, vicdanına da bir bedel ödetmeyecekleri noktaya getirebilmenin çabasını açığa çıkaracağımızı söyledik. Ancak özellikle 75. günde giderek toplumsallaşan, KHK'larla ihraç edilenler başta olmak üzere bütün mağdurların sesi, dili ve onların taleplerinin toplumsallaşmasına hizmet eden bu eylemlerinin Yüksel'den Sincan'a taşınması bu ülkede hukukun, bu ülkede adaletin geldiği noktanın bir nişanesi olmuştur. Ondan sonra hükümetin açlık grevinin 75. gününe kadar hiçbir şekilde atmadıkları iftirayı, çalmadıkları karayı çalmaya başlamış olmalarının bizim açımızdan artık hiçbir önemi yoktur. Neymiş, örgütsel bağlantıları varmış. Şimdi ben soruyorum, sizler aracılığıyla soruyorum. Siz tutuklamaya karar verdiniz diye birilerini zorla örgüt üyesi yapamazsınız. Birileri bir örgütle iltisaklı olduğu için tutuklanabilirler. Tutuklanmaya karar verildiği için zorla örgüt üyesi yapılamazlar. Kimse sizin bu ucuz siyasetinize inanmaz. Şimdi bir örgüt iltisakı üzerinden onların bu çabaları, bu direnişleri anlamsızlaştırılmaya çalışılıyor. Ve ben buradan ifade etmek istiyorum. Bütün ülke olarak sorumluluğu hükümette olsa bile bu trajedinin, bu acı tablonun müsebbibi siyasi iktidar olsa bile bu ülkede yaşayan herkesin, kendisine insan diyen herkesin
bir ahlak ve vicdan sınavından geçtiğimizi ifade etmek isterim. Ama bu işe üzülüp yerinden izleyenler için söylüyorum. Başta siyasi iktidar olmak üzere itibarsızlaştırmaya çalıştığımız bu süreçle ilgili belki de birkaç gün sonra hayatlarını kaybettiğinde artık elinize kına mı yakarsınız? Yoksa az biraz vicdanınız depreşir de utanır mısınız? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bizim asıl görmek istediğimiz gerçekten geri dönülmez hastalıklarla yüz yüze gelmiş olan. Artık bundan sonra tedavi edilseler bile yaşam standartlarını eskisi gibi sürdüremeyecek olan bu arkadaşlarla ilgili açlık grevine sebep gerekçelerin ortadan kaldırılmasını görmek istiyoruz. Onu yaşamak istiyoruz biz. Başka bir şey görmek, yaşamak istemiyoruz. Ama bu izleme hali, bu öngörüsüzlük hali bu siyasi iktidarla birlikte bütün toplum olarak hepimizin vicdanını sızlatacak bir ölüme doğru gidiyor. Bu kelimeyi asla kullanmak istemezdim ama bunu maalesef 114. günde kullanmak zorunda bıraktılar bizi. Ama bu karayı çalanlar kabine üyesi olsun, siyasi iktidarın yöneticisi olsun, milletvekili olsun. Şuradan seslenmek istiyorum. Bu pratiğinizin, bu kişiliğinizin sizi götüreceği nokta şudur. Siyasi ömürleri ve itibarları kan ve canın kutsandığı bu dönemlerle sınırlıdır. Bu konsept değiştiğinde, bu siyasi konjüktür değiştiğinde kimse dönüp sizin suratınıza bakmayacak. Ne vekilliğinizin, ne bakanlığınızın, ne iktidar partisi mensubu olmanızın zerrece kıymeti olmayacak. Dünyada kanın canın bu kadar kutsandığı, bu kaos politikalarını yaşayan ilk ülke değiliz biz. Ama bundan önce bizim ülkemizde veya dünyanın farklı yerlerinde yaşanmış olan bu kaos politikalarının mensuplarının ortak bir özelliği vardır. Konjonktür ve dengeler değiştiği anda toplum içerisine çıkamazlar. Siyasi ömürleri o konjonktürün değişmesiyle birlikte biterler. Ve siyaset tarihine, toplumlar tarihine adları kara sayfalara yazılmak suretiyle bir yerlere itilirler. Ve bugünkü siyasi konjonktür değiştiğinde toplum içerisine çıkamayacak olanların bugün yaptığı açıklamaların da hükmü sadece bugünü bağlar. Ama eğer umarız hayatlarını kaybetmezler. Umarız bu iki canı ve bu iki gencimizi yaşatırız. Yaşasalar da Allah muhafaza, hayatlarını kaybetseler de. Birileri tarihin çöplüğüne ve kara sayfasına giderken bu iki genç bu ülkenin her hatırlandığında rahatsızlık, vicdanen rahatsızlık duyabileceği kadar temiz duygularla anılacaklardır. Ve buna dair yetersiz olan bazı çabalar vardır. 111. günde, 3 gün önce 111 aydın, yazar, akademisyen, siyasetçi, kanaat önderi bir imzayla bu tablonun değiştirilmesi gerektiğini istediler ve o 111 kişi de alışıldığı ve hükmünü yitirdiği üzere yine bu ülkenin güvenliğinden sorumlu bakanı tarafından tehdit edildi. Efendim, kime sahip çıktıkları üzerinden bir sorgulamaya tabi tutuldular. Evet, söyleyelim. Neye sahip çıkıyorlar? Az biraz olsun kalmış olan ahlaka, vicdana sahip çıkıyorlar. Bu iki gencimizin şahsında hukuka, adalete sahip çıkıyorlar. Çünkü siz nereyle ilişkilendirirseniz ilişkilendirin, ortada tarafınızca cevabı verilmemiş, iktidarca cevabı verilemeyen sorular duruyor. Bu iki gencimiz bir KHK ile atılırken atıldıkları güne kadar herhangi bir soruşturmaya, kovuşturmaya tabi tutuldular mı? Hayır. Haklarında idari ya da yargısal bir karar var mıydı? Hayır. Bugüne kadar uğramış oldukları haksızlıkların hakkını arayabilecek, giderebilecek bir itiraz mercii veya kanalı var mıdır? Hayır. Siz bu sorulara cevap verin. Yoksa kimin kime sahip çıktığı, kimin nereyle ilişkili olduğuyla alakalı değiliz biz.
cevabını vermekte zorlandığınız için saptırdığınız, konu saptırmaktan mahir olduğunuz bu soruların cevabının peşindeyiz biz. Çünkü hukuk bir ülkede nasıl vücut bulabilir? Eğer haksızlığa uğramış olan birinin hukuk kurumları üzerinden hak arama kanalları açıksa orada hukuktan söz edilebilir. Şimdi soruyorum size. Darbenin 15 gün sonra birinci yılını dolduracağız. Ama asıl darbe 20 Temmuz 2016 günü OHAL ilan edilirken ve onu kendisine Tanrı'nın bir lütfu olarak görerek hak etmedikleri belediyeleri gasp etmek, o dillerine pelesenk ettikleri millet iradesini ayaklar altına alarak siyasallaştırdıkları yargı marifetiyle seçilmiş insanları bir rehin politikasıyla cezaevine atarak, 150 bin emekçiyi işinden ederek bugüne kadar gelmiş olanların başvurabileceği bir merci hala yoktur. Varsa yoksa 1 Temmuz'dan sonra sözüm ona görevine başlayacak olan bir kurul kurdular. İtirazları kabul edecek. Kaç kişi? 7 kişi. Düşünün. 7 kişi sadece 150 bini işini kaybetmiş olan yüz binlerce mağdurun itirazlarına nasıl bir adalet sağlayacak? Bir de eğer adaletli davranma varsa, bir haksızlığı ortadan kaldırmak gibi bir kaygınız ve samimiyetiniz vardıysa, yapmanız gereken iş belliydi. Bunları işten atmadan önce idari bir soruşturmaya veya hukuksal bir sürece tabi tutacaktınız. Yargısal bir sürece tabi tutacaktınız. Yeri gelmişken en son KHK'yla 9 Eylül Üniversitesi'nden ihraç edilen 17 akademisyeni anmadan geçemeyeceğim. Ve orada adı geçenlerin büyük bir çoğunluğunun barış imzacısı olması, bu ülkede çatışmaların sona ermesi, ölme öldürme üzerine kurulu olan siyasetin bu ülkeye sağlayabileceği hiçbir şeyin kalmadığı düşüncesi üzerinden pozisyon alanlar olması ve bu mağduriyete uğramış olmaları manidardır. Şimdi hani söylenir, acaba savaş politikalarını, kan, can politikalarını destekliyor olsalardı bu kadar mağdur edilirler miydi? Başta Profesör Cem Terzi olmak üzere arkadaşlarının görevlerinden edilmiş olmalarını şiddetle kınadığımızı, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu, özlem duyduğumuz ve uğrunda mücadele verdiğimiz bir ülkede herkesin kendisini farklılıklarıyla temsil ve edebileceği ve yaşayabileceği bir koşulda buluşacağımızdan yana zerre şüphe duymuyorum. Bu zulüm politikalarının, bu hukuksuz, adaletsiz, yargısız infaz politikalarının müsebbiplerinin kendini daha fazla içte ve dışta taşıyabilme, sürdürebilme şansı kalmamıştır. Değerli basın emekçileri, özellikle Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili olarak ben hala bu ülkede biraz da olsun kalmış olan vicdanın, etiğin harekete geçerek daha olumsuz bir noktaya varmadan bu işi çözebileceği inancıyla bu konuyu kapatıyorum. Bir diğer husus, malumunuz olduğu üzere 2 hafta önce bugün, yani 15 Haziran günü 14 Haziran'da tutuklanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanlığı'nın başlatmış olduğu bir yürüyüş var. İlk günden itibaren, 14 Haziran'dan itibaren genel kurul çarşamba günü açıktı. İlk söz alarak bu durumu kınadığımızı, kabul etmediğimizi, bunun millet iradesine yapılmış olan bir darbe olduğunu ve 20 Mayıs 2016'da bir darbenin mecliste yapılması neticesinde kaldırılan dokunulmazlıkların bir yargılama değil, tarafsız ve bağımsız kurumlarca yargılamaya değil, bir siyasi soykırım operasyonuna dönüşeceğini biliyordu. Bu 4 Kasım 2016 günü eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimizin tutuklanmasıyla hayata geçirildi. O gün düğmeye basılmıştı. Ve
hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bunun için açığa çıkarılabilecek bütün demokratik, meşru yöntemlerle harekete geçmiş olan etkinlikleri desteklediğimizi, bu anlamda CHP Genel Başkanı'nın başlatmış olduğu bu yürüyüşün arkasında olduğumuzu desteklediğimizi ifade ettik. İlk günden itibaren. Ve farklı mecralarda bunu dile getirdik. Hem de şartsız dile getirdik. Tek şartımız var. Bu belli kişiye ve zümrelere bağımlı olmadan bütün ülkedeki mağdurların adalet arayışına kulak vermesi ve onların sesi olması şartı dışında. Hele hele bizim kişisel ya da partisel bir hassasiyet üzerinden bu yürüyüşe yaklaşım göstermemizin asla mümkün olmadığını veya desteğimizin bununla ilgili olmayacağını ifade etmiştim. Ama yürüyüş günleri ilerledikçe, Sayın Kılıçdaroğlu ve yanındakiler mesafe kat ettikçe, aynen Nuriye ve Semih'te olduğu üzere kara çalmalar devam etmeye başladı. Neymiş? Efendim bu yürüyüşün terörle iltisaklı olan tarafı varmış. Şimdi şuradan sormak isterim. Öyle bir noktaya gidildi ki en son dün akıllara zarar bir açıklamayla bu hükümetin bir üyesi yolları teröristler üzerinde yürüsün diye yapmadık gibi aklı selimi yitirmiş, nereye koyacağımızı bilmediğimiz bir açıklamayla karşılaştık. Gelinen nokta itibariyle bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı ve demokratik meşru yöntemler daha karama sürecini işletenlerin teröristlikle nitelendirilmiş olmasına hiç şaşırmadık. Çünkü bizden başlamıştı bu iş. Özellikle dokunulmazlıklarımızın kaldırılması gündeme geldiğinde, arkadaşlarımız tutuklanmadan hemen önce ve tutuklandıktan sonra basın yayın aracılığıyla olmayan fezlekeler ve iddianameler üzerinden bir tomar iftira atıldı bize. Ama gün geldi, iddianameler açıldı, davalar yürümeye başladı. Bir arkadaşımızla ilgili televizyonlarda dile getirilen ne silahla, ne örgüt elemanlarını taşımayla, ne para aktarmayla ilgili iddianamelerde bir cümleye rastlayamazsınız. Çünkü önce bu uygulamayı karar altına almış olanlar çok çakmak kılıflar bulmaya çalışmışlar. Toplumsal algı bir yere kadar derdest ettiğiniz medya üzerinden yürütülebilir ama hakikatin bir özelliği vardır. Gün gelir olduğu gibi ortaya çıkar ve bu konsept değiştiği zaman toplum bu yalanı atanları asla affetmeyecektir. O gün terörist ilan edilmeye çalışılan biz, bugün ana muhalefet partisi, yarın bu iktidarın içerisinde bugün siyaset yapanlar oradan ayrıldığı ya da farklı düşündüğünü ifade etmeye başladığı zaman da bu yalandan, bu iftiradan, bu kara çalmadan kurtulamayacaklardır. O yolda yürüyenleri yollar teröristler için yapılmadı diye itham eden bakana bir çift sözüm var. Sanırsınız ki o yolları siz aile ya da parti paranızla yaptınız. Sanırsınız ki o yolun tapusu sizde. Sanırsınız ki o yol hükümetin kendi malıdır. Unutmayın Sayın Bakan, o yol 80 milyon insanın alın teri ve vergisiyle yapılıyor. Siz sadece geçici süreliğine halktan vekalet alarak bu işleri yürütüyorsunuz. Önce bir kendinize gelin, az biraz hukuk inancı sizde kalmışsa söylediğiniz cümlenin nereye tekabül ettiğini bilin. Yol partinizin babasının malı değil. Yol sizin ailenizin değil. Yol sizin cebinizden çıkan paralarla yapılmamıştır. Yol bu ülkede yaşayan 80 milyon insanın yoludur. Sanki etrafı çitlerle çevrilmiş, kendi aile tarlalarına girilmiş Allah aşkına ya. Sizin malınız, mülkünüz mü ihlal edildi? Oraya mı el konuldu? Bu ülkede yapılmış olan kara, demir, deniz, hava yolları sizin malınız mı? Oradan yürüyen sizden mi izin alacak? Ya da demokratik hakkını kullanarak yürüyenlerin bu kadar kolay itham edilmesi hangi kitapta yazar?
Bu sizin yönetim tahayyülünüzü ortaya koyuyor. Bu ülkeyi çiftlik gibi gördüğünüz ve istediğiniz gibi kullanma saygıyla bu ülkenin varlıklarına yaklaştığınızı gösteriyor. Yolu teröristler orada yürüsün diye yapmamışlarmış. Az biraz insan bunu derinlikle düşündüğünde nasıl bir, eğer art niyetli değilse bile gafete kabul ettiğini anlar insan. Bu kadar mı akıldan, izandan, vicdandan, ahlaktan, hakikatten koptunuz ya? Bu kadar mı kullandığınız cümleleri akıl süzgecinden geçirmeden kullanıyorsunuz? Bir diğer husus, özellikle bu açıklamayı yapan bakan dışında, İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın görevlerinin şu olduğu unutulmamalı. Bu demokratik hak arama sürecine dönük gelebilecek tehditlere karşı İçişleri Bakanı tedbir alacak. Adalet Bakanı bunu yasal sınırları aşarak tehdit edenlere dair ise yargının harekete geçmesini kolaylaştıracaktır. Sizin başkaca göreviniz yoktur burada. Neymiş? Getirip kamp kurulan yılı ve güzergahın geçtiği yere affedersiniz dışkı dökülecek. Göz boyamak için gelen toplumsal tepkiye karşı birkaç bin liralık para cezası kesilecek ve birkaç saatte misafir edilecek o kişi gözaltında. Var mı ötesi? Yok. Yarın bir gün onu kahraman ilan ederlerse hiç şaşırmayın. Bu işi yapanın kahraman ilan edilmesi durumunda hiç şaşırmayın. Veya bu kortejin geçtiği yere mermiler, kurşunlar bırakmak. Eğer bunun müsebbipleri açığa çıkarılıp etkin bir şekilde soruşturulup yargılanmazlarsa kışkırtıldığını, kurgulandığını ve bindirilmiş kıtalar halinde oraya sürüldüğünü kabul etmiş olacağız. Bunu anlamış olacağız. Veya buna tedbir alınmazsa açık ifade ediyorum. Bundan sonra o yürüyüşün başına gelebilecek her şeyden etkin soruşturma yürütmeyenler ve yargılamayanlar sorumlu olacaktır. Ve siyasi iktidar kullanmış olduğu bu tehditkar dilden sonra bu kortejin başına bundan sonra bir şey gelir, birinin burnu kanarsa bunun sorumluluğu ve müsebbibi siyasi iktidar olacaktır. Biz HDP olarak bu yürüyüşü desteklediğimizi, yanında olduğumuzu, anlamlı olduğunu, şiddetten uzak demokratik yöntemlerin öncelendiği bu etkinliklerin daha sonuç alıcı olması için büyütülmesi ve süreklileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Değerli basın emekçileri, son olarak özellikle Türkiye'nin dış politikasına ilişkin birkaç cümle söyleyerek basın toplantımı sonlandıracağım. İbni Haldun coğrafya kaderdir der. Biz bu ülkenin insanları olarak Orta Doğu'da yaşıyoruz. Ve Orta Doğu'da özellikle bugün tarihten almış olduğu miras da her zamankinden daha fazla her tarafı etkileyen kazanın kaynadığını görüyoruz. Bu ülkede yaşayanların dış politikası özellikle Orta Doğu'yu anlamayan anlamamaya çalışan. Büyük bir öngörüsüzlükle doludur. Bütün dünyanın gözü, kulağı, hesabı, çabası Orta Doğu'da. Ve Orta Doğu'da günübirlik siyasi gelişmeler, köklü siyasi gelişmeler oluyorken özellikle Kürt fobisi üzerinden dış politikasını kurgulamış olan siyasi iktidarın yanlış üstüne yanlışlar yaptığını ve bu ülkeye büyük bedeller ödetmek noktasına doğru gittiğini üzülerek ifade etmek isteriz. Öngörüsüz bir dış politikada Kürt fobisinden kaynaklı duyguların esiri olmuş bir iktidarla karşı karşıyayız biz. Dünya tarihinde dış politikasını ve ilişkilerini bu kadar günübirlik değiştiren ikinci bir hükümet var mıdır acaba? Haftalık ilişkilerimler ve dış politika değişiyor. Ve tamamında özellikle Kürt karşıtlığı üzerinden pozisyon alıyor olması bu ülkeye korkarız ki büyük bedeller ödetir.
Çünkü şu Suriye'de Şubat 2011'de kriz başladıktan sonra, iç savaş patlak verdikten sonra siyasi iktidar kaç kere Esedci oldu, kaç kere Esadlaşma politikasına geri evrildi. Anlaşılan o ki son bir hafta 10 gündür yine Esed politikasından Esadlaşma politikasına doğru direksiyon kıran bir iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Şimdi soruyoruz. Gerçekten bugün siyasi iktidarın nasıl bir Suriye ve nasıl bir Orta Doğu istediğine dair bir politikası var mıdır? Bu politikası varsa bu politikanın partnerleri, Türkiye'nin aktör olan partnerleri kimlerdir? Bunu bilen var mı? Bu konuda az biraz uzmanlığa sahip olan hiç kimsenin verebileceği cevap yoktur. Türkiye nasıl bir Suriye istiyor? Nasıl bir rejim? Bundan sonra oranın nasıl dizayn edilmesini istiyor? Orta Doğu'yu bütünsel olarak nasıl tahayyül ediyor? İktidarın sorsanız herhalde verebileceği bir cümle vardır. Kürt anasını görmesin. Kürt anasını görmesin ama benim ülkemde nasıl zarar görüyorsa görsün. Böyle bir öngörüsüzlük, böyle bir anlamsız karşılık üzerinden kurgulanmış olan bu ülkenin dış politikası maalesef kazanın kaynadığı Orta Doğu'da bu ülkenin sınırlarını tartışmaya, açmaya çalışan bir iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bizim kaygımız, korkumuz ve çabamız 3 yıl sonra bu ülkenin idari yapısının ne olacağı, sınırlarının tartışmaya açıldıktan sonra nereye gideceği konusudur. Dünyanın süper güçlerinin gözünün daha fazla Türkiye üzerinde odaklanması kaygısını taşıyoruz. Kendi iç dinamikleriyle, farklılıklarıyla birlikte Türkiye toplum yapısıyla ortaklaşmaktan vazgeçmiş olan ve günübirlik politikalarla yandaş değiştiren Türkiye'nin bu ülkenin geleceğine dair ciddi tehditler içeren bir politika izlediğini düşünüyoruz. En son Rojava'da Afrin bölgesine Esed güçleriyle ve geçici olarak Ruslarla birlikte saldırma politikalarına dair Sunni bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Neymiş? Bize öbür taraftan havan atılmış da, bize silah sıkılmış da, çok açık ifade ediyorum. Bölgeyi iyi takip eden biri olarak. Bugüne kadar son 6 yılda Rojava'dan sıkılmış bir kurşun bile yoktur. Oradan atılmış, özellikle oranın yerli halkının örgütlü gücü tarafından atılmış bir havan topu, bir mermi yoktur. Ama hafızalardadır. 2013 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan bir toplantının tapeleri dışarıya sızdırıldığında öbür taraftan füzelerin, havanların attırılabileceğini, bunun oraya girmenin gerekçesi yapılabileceği bilgisi hala hafızalarımızda tazedir. Gerçekten oradan buraya mermi mi sıkılıyor yoksa sıktırılıyor mu? Ve Türkiye'nin bir an önce bu çarpık dış politikadan vazgeçmesi gerektiğini, Rusya'ya, Suriye'ye, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Washington'a, Brüksel'e 50 bin taviz verseniz bile Orta Doğu'da elinizi güçlendirebilecek Kürt ittifakından daha büyük bir müttefik yoktur. Yalnız başına dünyanın dört bir yanına vermiş olduğunuz bu tavizlerin hiçbirini vermenize gerek yok. Kürtlerle içte ve dışta ortaklaşabilmenin, bir barış ve çözüm süreci işletebilmenin size en büyük müttefiki kazandırabileceğini ve Orta Doğu'da oyun kurucu noktaya getirebileceğini, piyon olmaktan aktör olabileceğinizi unutmamanız lazım. Ve hala içte dışta Kürtlerin Türkiye ile birlikte ortaklaşma, eşit temelde karşılıklı iyi niyet ilişkisi üzerine bir politikat izleme duygusunu, düşüncesini koruduğunu her gün yapılan açıklamalarla görüyoruz. Bir an önce Suriye'de günübirlik, haftalık değişen bu geçici politikalardan, dış politikadan vazgeçilmesi, bu ülkenin geleceğini tehdit eden bu yaklaşımın terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Basın toplantımızı burada sonlandırıyorum.
Teşekkür ederim. Varsa bir iki soru alabilirim. HDP'nin CHP'nin adalet yürüyüşünü Kandıra'da karşılayacağı ve İstanbul'a kadar eşlik edeceği yönünde haberler yayınlandı. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti kurumsal kimliğe değil ama bireysel olarak herkes bu yürüyüşte yer alabilir dedi. HDP'nin bu konudaki tavrı nedir? Bu yürüyüşe katılacak mı? Kandıra'dan İstanbul'a kadar CHP'lerle birlikte yürüyecek mi? Şimdi partimizin herhangi bir yetkili kurulundan ya da kişisinden sözünü ettiğimiz açıklama bugüne kadar yapılmış değil. Sadece yani sağda solda dolaşan bilgiler. Evet, biz bu yürüyüşün yanındayız. Bu yürüyüşü destekliyoruz. Ve bu yürüyüşe belli bir yerden sonra katılacağımız içimizde tartışılan bir husustur. Ancak yarın MYK toplantımızdan sonra bu netleşecektir. Hani bizim nasıl katılacağımızı biz yalnız başımıza karar vermek yerine ya da böyle işte CHP Genel Başkanı'nın talebi üzerinden değil, belli bir ortaklaşma temelinde katılımın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bizim derdimiz biz belirleyelim, Kılıçdaroğlu belirlesin, çerçevesi ne olur noktasından ziyade, yani nasıl, kimin tarafından belirlenmesinden ziyade en doğru yerde, en doğru zamanda buna güç katarak daha sonuç alıcı hale getirebilmenin yollarını arıyoruz biz. Ve yürüyüşün en uygun yerinden, en iyi katkı sunabileceğimiz yerinden itibaren içerisinde bulunacağız. Yoksa düşünsel olarak, destek olarak hiçbir zaman dışında olmadık, farklı düşünmedik, karşısında durmadık. Yarın kararlaştıracağız, evet. Yani şahıs olarak katılmayız biz bu partide. Bu partiyi temsil edebilecek kişiler üzerinden katılım mümkün olabilir. Zaten hani kamuoyunun merak ettiği, sizin de iyi niyetle sormuş olduğunuz bu sorularda HDP diye soruyorsunuz. HDP kurumsal bir yapıdır. HDP bu parlamentonun üçüncü büyük grubuna sahip bir siyasi partisidir. Ve katılımımız da HDP'yi temsil yetkisine sahip olanlar üzerinden olacaktır. Ve bu birkaç kişi değil, daha geniş sayıda da pekala mümkün olabilir. Teşekkür ediyorum. İyi günler.